İnşaat, topraksız tarım, turizm ve iş güvenliği alanlarında bir grup şirket olarak faaliyetini sürdüren ve 1990'lı yıllara dayanan deneyimiyle çok sayıda referansa sahip olan Ulu Şirketler Grubu, Antalya'da panorama evleriyle yepyeni bir yaşamın kapılarını aralıyor. Pek çok ilki barındıran projenin detaylarını şirketin en yetkili isimleri Eko Gündem'de anlatıyor. Antalya'da kurumsal bir şirket olma yolunda başarı basamaklarını 1989 yılında çıkmaya başlayan Ulu grubun özel sektörde müteahhitlik hizmetlerini, kamu yatırımları izliyor. Hastaneler, yollar, okullar derken yıllar içerisinde referans niteliğinde çok sayıda projeye imza atılıyor. ...89 yılında Antalya'ya girmemizle başladı. Önce taşeronluklar yapmaya başladık. Tabii ki tırnaklarımızla amelelik yaparak geldik. Her ne kadar üniversite mezunu da olsak, işler de yapsak, yaptığımız her işi başardık. İnanın bana, hiçbir işte başarısız olmadık. Ve başarısız olacağımız işe de kesinlikle girmedik. Bir işin sonunu daha başlarken her zaman gördük. Ve her başarı yeni bir başarıyı getirdi. Yaptığımız ilk başlarda özel sektör ağırlıklıydı. Özel sektördeki başarıları devlet sektörüne de yansıttık. Elazığ Karakoçan'da hastane. Burada kamu hastanelerinin bir işini yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin işlerini yapıyoruz. Aranan firma olduk bir anda. Bu tabii bizim sürekli bir çıtayı yükseltmemizi gerektirdi. Kurumsallığa doğru yavaş yavaş gitmemiz gerektiğine inandık ve her seferinde ne hızlı yürüdük ne de geride kaldık. Yurt dışına açılımlarımız oldu. Gerek Rusya, gerek Libya. İnşaat sektörüne rüştünü ispatlayan firma Antalya'da topraksız tarım, Mersin'de 5 yıldızlı otel, yine Antalya'da iş güvenliği alanında yatırım yapıyor. İlk olarak tarımda başladık. Topraksız tarım. O yıllarda bir revanştaydı topraksız tarım ve biz de inanıyoruz. Tarım ülkenin geleceği ve katkı sağladığımıza inanıyoruz. 2018 sonrası tarımda daha da büyümeyi düşünüyoruz. Turizmle iç içeyiz. Bu iç içe olmak, Mersin'de bizim otel yaptık ve Mersin'in en başarılı oteli olduğumuza inanıyoruz. Aile şirketi olarak yoluna devam ederken yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayan şirket, lüks konut projelerine Begonville evleriyle başlıyor, panorama evleriyle devam ediyor. Yönetim kurulu üyesi Osman Ulu, konut inşasına getirdikleri standardı şöyle izah ediyor. Antalya'daki üst segment otel inşaatlarının tümünde görev almış olmak, inşaat alanında da, özellikle konut inşaat alanında da bize büyük bir tecrübe kazandırdı. 2008 yılında biz Konyaaltı bölgesinde Begonville 1 ve 2 sitelerini yaptık. Onu yaptıktan sonra o bölgeye ve Antalya'ya büyük bir değer kazandırdık. O bölgede site kültürü ve çok güzel projelerin başlamasına zemin oluşturduk. 2016 yılı Ocak ayında başlanan panorama evleri tıpkı Antalya'nın içindeki yayla gibi havası, konumu, yaşam standardıyla alışılagelmiş projelerden farklılıklar gösteriyor. Konum olarak Antalya'da herkes tepeden bakabilir ama panoramik bakmayı, Antalya ayaklarının altında olsun, şehrin içinde olsun, şehir 260 rakımında olsun, yazın o nem ve sıcaklıktan uzak, oh be diyeceğin, yazın da serinliği hissedeceğin, kışın da izolasyonu ile, yalıtımı ile, Amerikan tipi yere kadar uzanan cam balkon tipi ile sıcaklığı odaların içinde, güneşi odaların içinde hissetsin istedik ve panorama bir projesine 2016 13 Ocağı'nda temel atarak başladık. Ve inşallah da en geç 2017 Aralık ayının sonunda teslim edeceğiz. Bu projede yeşile doyulacak diyor Osman Ulu. Zira 14 dönüme kurulu projenin 10 dönümü özel tasarımlı peyzaj alanı olarak değerlendiriliyor. 10 bloklu bu projemiz dikdörtgen biçiminde 14.149 metrekare bir proje alanına sahip. 4 dönüm binaları yerleştirdik. Yönetim kurulu üyesi Osman Ulu, akıllı ev sistemleriyle hayatın kolaylaştırıldığı konut tiplerini de izah ediyor. Panorama 1 projemizde 4 tip konut sunuyoruz. 2+1, 3+1, 4+1 ve 4 tane de dubleks, 5+1 olmak üzere. Metrekare derdi nasıl bir değişkenlik var? 2+1, 135 metrekare. Yani çoğu 3+1'den daha büyük. 3+1'lerimiz 166 metrekare. 4+1'lerimiz de 192 metrekare. 5+1'lerimiz yani dublekslerimiz de 310 metrekare. Mimari grubumuz, iç mimarlarımız bütün bir şekilde beyin fırtınası estirerek tasarımı uzunca bir süre güzel bir tasarım sonucu dairelerimizi oluşturmaya çalıştık. Site sakinleri yarı olimpikten büyük kaydıraklı havuz, kafeterya, fitness salonu, sauna, çok amaçlı spor alanı, kreş gibi sosyal hizmetlerden faydalanacak ancak sitenin hiçbir giderine ekstra aidat ödemeyecek. Nasıl mı? 2 bloğun altında dükkanlar, 8 bloğun altında da 20 tane bahçe kat dairemiz var. Burada ev alan herkes bu 20 tane bahçe kat dairenin de ortağı oluyor. Yani sitenin ortak mülkü olacaktır. Nasıl bir 513 metrekare havuzumuz olacak, fitnessimiz, kafeteryamız, saunamız, spor alanımız olacak, hepsi onu nasıl bir sahibi ise bahçe kat dairelerinde sahip olacak. Bunun 4 tanesinde görevliler oturacak. 16 tanesi kiraya verilerek bu sitenin giderleri karşılanacak. Ve dolayısıyla aidatsız site diyoruz. Anlaşmalı bankalarla kredi avantajları sunulması yanı sıra ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Yatırım için projeyi tercih edeceklere kira garantisi de sağlanıyor. 2+1'lere 5 yıldan az olmamak üzere 2+1'lere 1000 lira, 3+1'lere 1500 lira, 4+1'lere 2000 lira kira garantisi sistemini de getirdik. Aynı bölgede 2 proje eş zamanlı sürdürülüyor. Panorama 2'de aslında şu an kazısı yapıldı, grobetonu döküldü. Hemen Ekim ayının sonlarına doğru betonumuzu dökeceğiz. En geç 2018'in sonunda da onu teslim edeceğiz. Antalya'yı da daha bir 180 derecelik açıda görebiliyor. Hundu'dan Konyaaltı bölgesine kadar Antalya ve deniz ayaklarının altında. İdari işlerden sorumlu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Osman Ulu sözlerini noktalarken Antalya'ya değer katmak önceliğiyle yollarına devam edeceklerini dile getiriyor. Hedefimiz bir Türkiye markası olmak. Ulu grubu olarak da farklı bölgelerde her zaman işimizi en iyi yaparak bize güvenenleri mahcup etmediğimiz gibi vizyonumuzla da Türkiye'ye değer katmak, Antalya'ya değer katmak ve hem güvenenleri hem de güvenecek olanlara ve Antalya'ya sahip çıkmak. Teşekkür ediyoruz.